Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, fakirle akşam sohbetlerine hoş geldiniz. Çayımız, çerezimiz, çorbamız hazır. Koltuğa uzandık. Yayın başlıyor. Lütfen YouTube'unuzun ayarlarıyla oynamayın. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok paylaşırsa o kadar çok çoğalırız. Çoğalmamız lazım. Haberler gelsin. Aranızda cenabet var mı? Yani rüyasında rüyalanmış olabilir. Partneriyle iş pişirmiş olabilir. Ne bileyim, manuel takılan olabilir. Sırayla gidelim. Asım, seni geç. Aydegül. YouTube orada mıyız? Efendim, önceden kara muradımız vardı. Şimdi kuru muradımız var. İstanbul'u o kurtaracak. Tanrı'nın oğlu kuru murat Ekrem İmamoğlu'na karşı... Pardon. Tanrı'nın oğlu Kuru Murat, İmam'ın oğlu Eko'ya karşı. Yani olabilir aslında. Biraz üzerinde oynarsak. Efendim, bizim Kuru Murat İBB çalışanlarına zam yapacak. Burada 90 küsür bin çalışan var. Geldiğimde öyle bir zamcık yapacağım ki diyor, siz artık diyor paraya doyacaksınız. Yeter Kuru Murat abi, yeter abi, yeter artık bu kadar banka hesaplarımız şişti abi diyeceksiniz tarzında böyle paylaşımlar yapıyor. Bugün İBB'de zam mı olmuş? Öyle bir muhabbet var arkadaşlar. En düşük maaş alana %69, en yüksek maaş alana %51 oranında bir zam yapılmış. Tamam mı? Tabii bunu Murat Bey, Kuru Murat üzerine alınmış. Bakın ben söyledim, onlar yaptı falan. Lan zaten 1,5-2 aydır bunun çalışması yapılıyor. Sendikası, sendikasız olanı, bütün çalışanları, 91 personeli, masaya oturanı, masadan kalkanı hepsiyle beraber 1,5 aydır bu zam olayı, belki daha fazladır sürüyor. Şimdi ben söyledim, oldu. Hele bir gelelim, daha neler neler olacak falan. İşte promosyonlar falan filan, bu tarz şeylerden bahsediyor. Şimdi AKP döneminde bu bankanın vermiş olduğu promosyonlarla ilgili sıkıntının olduğuna dair bir şeyler kulağıma geldi. Acaba dedim, olur mu olmaz mı dedim. Sanki AKP döneminde bu promosyonlar verilmemiş de trollere harcanmış gibi sağda solda konuşuluyor. Sosyal medyada duyuyorum. Allah Allah dedim, AKP Müslüman Partisi ya. Ekrem'in sadece soyadı İmamoğlu ya dedim. AK Partililer böyle bir şey yapmaz dedim. Banka promosyonlarını alırlar, İBB çalışanlarına verirler dedim. Onlar o promosyonlarla araba almazlar, trollere vermezler. Tabii dedim. Ama tabii ben ne kadar söylersem söyleyeyim benim kitlem az. Kim duyacak beni? Beni kim duyabilir ki, değil mi? Arkadaşlar, sonra Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de şöyle bir şey duydum. Ekrem İmamoğlu bu banka promosyonlarıyla ilgili İki defa verdirmiş. Anlaşmış, iki defa verdirmiş. Şimdi üçüncü içinde anlaşma yapılacak. Seçimden önce verilir mi, verilmez mi? Yetişir mi, yetişmez mi? Yani şimdi bir tarafta AKP döneminde bu banka promosyonlarının trollere gittiği, çalışanların bu banka promosyonları alamadığı konuşuluyor. Diğer tarafta Ekrem İmamoğlu'nun bu banka promosyonlarını iki defa çalışanlara verdiği konuşuluyor. Ve Murat Kurum diyor ki o banka promosyonlarını size verdireceğim diyor. Kuru Murat, Tanrı'nın oğlu. Tabii bunların hepsi bir iddia. Bunların hepsi birer iddia kardeş. Hemen öyle şey etmeyin. Bir araştırın bakalım bu olay doğru mu değil mi? Bir gidin üzerine. Bir gidin üzerine. Şimdi bu şöyle bir kenarda dursun. Gelelim CHP'li arkadaşlar, muhalif arkadaşlar, size sesleniyorum. Şimdi şöyle bir çalışmanın olduğu kulağıma geldi arkadaşlar. Sağlam kaynak yani. CHP'li bazı isimlerin sosyal medya hesapları parayla 2 aylığına 3 aylığına satın alınıyor. Siz o ismin o hesabı kullandığını zannediyorsunuz. Bakın. Siz o ismin o hesabı kullandığını zannediyorsunuz. Ama o isim AKP'lilerin elinde. O hesap AKP'lilerin elinde, muhalifmiş gibi paylaşımlar yaparak seçim döneminde
para karşılığında birilerinin hesaplarını satın almak istiyorlar diye kulağıma bilgi geldi. Bak bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Kaynağım sağlam olmasa ben bunu öyle ulu orta konuşmam. Tamam, bunu söyleyeyim. Ona göre Twitter'dan işte takip ettiğiniz şahıslara dikkat edin. Öz be öz, hani CHP içerisinde bir operasyonla karşı karşıyayız. Yani bunu paylaşın. Öz be öz CHP içerisinde bir operasyon. Seçime giderken 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin artık ne kadar para veriyorlar bilmiyorum. Belki daha az rakamlara. Sen ver bize hesabı 2 aylığına. Biz senmiş gibi paylaşımlar yapalım. CHP kitlesini de, muhalif kitleyi de, seni takip edenleri de CHP'den uzaklaştıralım. Bak böyle operasyonlar çekiliyor. Sadece kendi trolleri yetmiyor. Bir de sizin içinizden birilerini satın almaya çalışıyorlar. Ha bu arada Twitter kullanan arkadaşlar, Twitter'dan bizi takip ederseniz seviniriz. Onu da söyleyelim. Allah'a şükür bizi satın alamadılar. Twitter'da 4000 kişi miyiz, 5000 kişiyiz diye olabilir belki. Kaç defa denediler de 2019'larda falan. Bayağı iyi paralar da teklif ettiler de. İşte kardeş haram yiyemiyorum ya. Vallahi haram dünyaya ağır geliyor. Bilmiyorum, öyle yetiştirilmişiz, kusura bakmayın yani. Bizden olmuyor arkadaş. Yani onun için bizde maya tutmadı. Ondan dolayı dikkat edin arkadaşlar. Önemli bir bilgi bak. Yani seçim döneminde adamlar sadece kendi trollerini değil, sizin içerinizde olanları, öz be öz muhalif olanları da parayla satın almanın derdindeler. Haberiniz olsun. Efendim, gazeteci Ayşenur Aslan'ın Meral Akşener yazısı. Meral Akşener'in abisi ve Alevi hesapları. Meral Akşener demiş ki, ben Alevi ve Kürt birini Cumhurbaşkanı seçtirir miyim? Benim siyasi duruşum buna müsaade eder mi? Ayşenur Aslan'ın yazısından bir bölüm arkadaşlar. Gazeteci Ayşenur Aslan diyor ki, cumartesi günü bir telefon, buna dair bir konuşma. İsmi ve şahidi bende saklı önemli bir siyasetçi aradı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bir ay kala Meral Akşener'e yaptığı konuşmayı aktardı. Ankara'da yanında üst düzey bir İYİ Partili ile Akşener'i makamında ziyaret ettik. Doğal olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulmuş, Akşener altılı masada ve kamuoyu önünde en azından seçime kadar dışa vurmadığı bir öfkeyle vermiş veriştirmiş. Seçime çok az kaldı, ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Akşener uzunca bir tiradın ardından abiyle bir konuşayım demiş. Bana bunları anlatan siyasetçi tepkimin cılızlığından çıkartmış olmalı. Abinin kim olduğunu anladınız herhalde demiş. Ayşenur Hanım anlamadım deyince Tayyip Bey'i kastediyor. Zaten o günde Tayyip abi diye anmış ve sonra vallahi biz onunla bu masadakilerden daha yakınız birbirimize demiş. Allah Allah. Biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Akşener abi ile konuştu mu? Geçtiğimiz günlerde Mert cinayetler dediği yargısız infaz dönemini hatırlatması, CHP ile ipleri tümüyle koparmak, böylece kamuoyu ve tarih önünde reise mesaj vermek için miydi? Kim bilir? Belki bu sorulara, bu iddiaların doğru olduğunu nereden belli sorusunu ekleyecekler de vardır. Bana bunu anlatan siyasetçi, öncelikle saygın ve güvendiğim bir isim. Dahası gerekirse ismini, hatta şahidinin kim olduğunu açıklayabileceğimi söyledi. Zaten yaşananlar bu iddiayı ve daha nicelerini mantık çerçevesinde oturtmuyor mu? Alın size acayip bir örnek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ daha geçen hafta Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Kenan Taş'ın sorularını yanıtlıyor. Son seçimde Meral Akşener bir ay kala çalışmalarını durdurdu. Kampanya başladığı zaman oyları %16 idi, %7'ye kadar düşmesine müsaade etti. Meral Akşener'in siyasal kampanyasını yöneten yönetici seçimlerden bir ay önce Akşener'in kendisini de Ankara'ya çağırıp genel merkezde dinlenmeyen odaya götürüyor. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçiyoruz, bana gerekçesini sorma dediğini anlatıyor. Bunu açıklarsanız inkar ederim dedi. Meral Akşener de ben de bu kişinin kim olduğunu biliyoruz
Akşener'in hiçbir tehditten korkmam. Çık ve açıkla kardeşim. Yazı böyle devam ediyor. Şimdi bu abi muhabbeti bir kere daha geçmişti arkadaşlar. O da Mansur Yavaş'la ilgiliydi. Hatırlatayım. İYİ Parti'nin kurucularından İsmet Bey olması lazım. İsmini yanlış hatırladıysam özür diliyorum. Böyle bir açıklama yapmıştı. O videoyu burada paylaşmıştım. Eğer telif gelmezse gene paylaşırız. Akşener'in kendisini çağırdığını veya bir toplantıda Akşener'in bana abiler geldi. Ekrem'i bilmiyoruz. Ekrem devleti tanımaz. Mansur'u aday yap dediği. Akşener'in de ben bunu yap, ben her şeyi ben mi yapacağım deyip abilere yüklendiği. Şimdi arkadaşlar dönüp şu soruyu sormamız lazım. Akşener eğer bu yazı doğruysa Tayyip Erdoğan'a abi diyor. Şimdi diğer bir taraftan da Akşener'e abiler geliyor. Diyor ki Mansur'u aday yap, Ekrem devleti bilmez. Erdoğan'a abi diyor, abiler geliyor. Ya baba bu nasıl bir iş lan? Bu nasıl bir iş? Allah azı kitabınızı seversiniz ya. He? Yani akıl mantık işi mi yani? Sonra da tabii İYİ Parti tarafı mahkemeye gideceğiz, seni sürüm sürüm süründüreceğiz. Ya kardeşim, yani mahkemeye gitmeye gerek yok ki. İYİ Parti'nin kurucusu zaten abilerin gelip Akşener'e böyle şeyler söylediğini söylüyor. Mahkemeye giden onu da götürür verir. Gitmişken İsmet Bey'i de verin. İYİ Parti kurucusu. Yani. Ve kadın orada yazısında ne diyor? İsmim ismi bende saklı ama yarın olur da mahkemeye verirseniz diyor. Adam gelirim konuşurum demiş ki. Yani hatta belki de ses kaydı mes kaydı da vardır. Telefonda konuşmuşlar. Bu gazeteci sonuçta salak değil. Ses kaydını mes kaydını almıştır yani. Yani iş ayyuka çıkıyor. Tamam mı? Ben Alevi ve Kürt birini Cumhurbaşkanı seçtirmem. Benim siyasi duruşum buna müsaade etmez muhabbeti. Yani Kılıçdaroğlu'nun nasıl sırtından hançerlendiğini de gösteriyor. Yani. Ya da olaya farklı bir açıdan bakayım arkadaşlar. Hadi bir de şu açıdan bakalım. Ülkenin siyasi konjektürü, ülkeyi yöneten güç Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı. Partiyi Özgür'e verdi. Şimdi tekrardan Kılıçdaroğlu'na geri dönmek istiyor. Ve Kılıçdaroğlu'nu mağdur edebilmek için de böyle bir tezgah mı var? Bak bu da farklı bir açı. Bunu da ben düşündüm şu anda. Hep beraber hem siyasetçiler hem de gazeteciler, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın gazeteciler diyelim ki bilmiyorum Ayşenur Hanım'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na ne kadar yakın olduğunu, böyle bir tezgah hazırladılar ve bizi bu tezgahın içine çekmeye mi çalışıyorlar? Mesela bu da farklı bir açı. Bu taraftan da düşünüyorum. Ve işin sonunda Özgür'le bu partinin gidemeyeceği, toy olduğu, tamam mı? Daha tecrübeli birinin olması gerektiği ama bu partide daha tecrübeli birisi yok. Ve tekrardan Kemal'e geri dönelim. Kemal'im Kemal'im diyen Erdoğan'ı da mutlu edelim mi? Kemal gelsin koltuğa otursun mu? Acaba böyle bir tezgahla karşı karşıya mıyız? Hani körler sağırlar birbirini ağırlar. Bugün İYİ Parti Ayşenur Hanım'a tepki gösteriyor ama arka planda nasıl bir dümen var onu bilmiyoruz. Her açıdan düşünüyorum. Bir gazeteci gibi. Harikayım lan ben. Efendim dün İzmir'de taksici abimiz üşümesin diye arabasına almış olduğu bir genç tarafından öldürüldü. Şimdi adam yüzünü kapatma diyor. Bu saatte insanlar seni arabasına almaya korkar diyor. Orada tutar 200 lira mı öyle bir muhabbet mi? Bir şeyler dönüyor orada. Sonra çocuk arkadan silahı çıkartıp 3 el ateş ediyor. Ya ona iyilik yapan o saatte orada üşümesin diye taksisine almış olduğu taksiciyi öldürüyor. Sen öyle o maskeyi takarsan kimse durmaz abi. Atlayayım ondan mı? Ben adam mıyım insanıyım? Gezilir adamıyım ben. Alırım ben niye alacağım? İnsan bizim bu havada sokaktan bırakılır. Baksana dışarısı buz kesiyor. Borcunu lan be. 221 kardeş. Ya bazı insanlara güvenmeyeceksin. Hmm. 20 yaşlarında bir genç. Delil Uysal mıdır, Aysal mıdır ismi, ne yediği belirsiz.
Yani sosyal medyada PKK sempatizanı olduğuna dair bazı videolar, bazı paylaşımlar var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Bazı ırkçı söylemlerinin olduğu konuşuluyor. Şimdi bir de işin tuhaf tarafı şu arkadaşlar. Ben o videoyu ilk izlediğimde, daha bu yakalanmadan önce, dedim acaba aralarında bir husumet falan mı var? Hani ailesiyle taksici arasında bir husumet vardır. Çocuk etkilenmiştir, gitmiş böyle bir şey yapmıştır. Ama resmen gaspa gitmiş. Adam yani iyilik yaptım diyor. O da diyor ki kimseye iyilik yapmayacaksın diyor. Yan taraftan geliyor adamı öldürdükten sonra. Telefonunu, parasını gasp ediyor. Adamı tokatlıyor. Gidiyor. Bir de üstüne kızını aramış adamın. Baban kan kaybediyor diyor. Kızını aramış. Ara ambulansı diyor. Bu kadar vicdansız. Artık etmeniz gereken küfürleri edebilirsiniz arkadaşlar. Yorum açıktır. Yani ben bu kadar şerefsizini görmedim ya. Yani bu kadar kahpesini görmedim yani. Tamam eyvallah. Ülkede taksi problemi var. Yeri geliyor biz kızıyoruz, sinirleniyoruz. Hele ki İstanbul gibi bir yerde. Bu nedir lan? Sen burada sadece bir taksiciyi öldürmedin. İyilik yapan, iyilik yapmak isteyen insanı da öldürdün. Tamam? Bundan sonra kimse kimseye iyilik yapmaz. Kimse kimseye iyilik yapamaz. İşte böylelerini içinizde barındırmamanız lazım. Böylelerinin içimizde barınmaması lazım. Yazık. Ne oldu? İki çocuk babası adamı öldürdü. Ne geçti eline? Kahraman mı oldun? Seni kahraman mı ilan etti? Destekleyenlere sosyal medyada atıp tuttuğun, sizi şöyle bitireceğiz, böyle bitireceğiz dediğin adamlar şimdi seni kahraman mı ilan edecekler? Hı? Cezaevinde seni top yapar, topaş diye oynarlar. Umarım yani. Umarım. Arkadaşlar, bakın. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu şahsın sosyal medya paylaşımları ortada. Bu şahıs kime hizmet ediyor bilmiyoruz. Olaya at gözlüğüyle bakmamamız lazım. Bu şahıs bu sosyal medya paylaşımlarını daha önceden paylaştıysa bizim bak kimseye bir ırkçı paylaşımımız yok, bir şeyimiz yok. Biz sağcı solcu gözetmiyoruz. Normal haber yapıyoruz. Bizim haberlerimizin altına gelip Emniyet, İçişleri Bakanlığı bilmem ne bilmem ne diye yazanlar bunları görmediler mi? Yazmadılar mı? Hı? Bu videolar bunların önüne düşmedi mi? Bu AK Partili trollerin önüne düşmedi mi? İlla ki düşmüştür. Zamanında buna niye operasyon yapılmadı? Bu niye alınmadı? Bu videolar önceden çekilmiş bir videolar mıydı? Yoksa olay olduktan sonra evine gitti, çocuk böyle videolar mı çekti? Sıcağı sıcağına. Önceden çekilmiş videolar gibi görünüyor bu videolar. Niye bu zamana kadar alınmadı? Bizim sıradan haber anlattığımız bir olayın altına emniyet memniyet yazan zihniyet gidip bunların videolarının altına emniyet memniyet yazmıyor mu? Burada tuhaf bir durum var. Ülke seçim atmosferine girdi. Dün Ramazan Hoca, bugün bir taksici. Yarın kim bilir kim? Birilerinin taşeronu olabilir bunlar. Ki zaten birilerinin taşeronu, hele ki o Ramazan Hoca'nın katili. Onun için dikkat etmemiz lazım. Seçim atmosferinde artık herkes önüne geleni yok etmenin derdinde. Hani temizlik imandandır diye bir laf var ya. Hazır temizlik imandandır aklıma geldi, tweet attım. Bu Palalı Sabri vardı şey döneminde, Gezi döneminde millete palayla saldırmıştı. Sonra yurt dışından gelen kadınların pasaportlarına el koyup işte zorla fuhuş yaptırdığına dair haberler çıkmıştı. Palayla orada Gezi Parkı'ndaki gençlere saldırdığı yerin önünde öldürmüşler adamı. Öldürmüşler. Evet, öldürülmüş diye bir haber geldi. Hatta yurt dışına kaçtı diye de bir haber gelmişti. Ne oldu, geri mi döndü? AK Parti seçimi kazanınca tamam dedi, bize bir şey olmaz dedi. Geri döndü demek ki. Adamı temizlemişler. Ben de yazdım ki yani sonuçta yurt dışından gelen kadınların pasaportlarını elinden alıp fuhuş yaptırdığına dair haberler çıkmıştı. Temizlik imandandır. Yani deyip mi temizlediler acaba? Ülke seçime giderken arkadaşlar iyi kalpli, kötü kalpli fark etmez. Herkes birbirini temizlemenin derdine düşmüş. Herkes kapısının önünü temizliyor. Bu arada iyi insanlar da gidiyor. Tamam mı arkadaşlar?
Dikkat edeceksiniz. Dikkat etmek zorundasınız. Genç kızlarımız, siz dikkat edeceksiniz. Dikkat etmek zorundasınız. Sokağa çıkış saatlerinize dikkat edin. Neden bunu söylüyorum? Ülke seçim atmosferine girmiş. Seçim atmosferi demek ne demek? Babana sor, annene sor, yanında şu an beni izlerken arkadaşına sor. Seçim atmosferi ne demek? Daha önce seçim atmosferlerinde ne oldu onu sor. Ondan sonra bir düşün, evet haklı bu veya haksız, ona göre sokağa çık. Tamam mı? Bu 2 aylık 3 aylık dönemde lütfen işte eğlenme, bu tarz şeyler, buralardan uzak duralım. Lütfen uzak durun. Sizin sağlığınız için, sizin canınız için. Ölmeniz problem değil. Ölünüzü 2 ayda 3 ayda unuturuz. Ama sakat kaldığınız zaman Allah göstermesin. Allah göstermesin. Diyorum ve noktayı koyuyorum. Efendim, Ramazan Hoca'yı öldüren Erkan Baykut, uyuşturucu bağımlısı, sabıkalı bir isim. İşte cezaevine girmiş çıkmış, bayağı bir sabıkası var. Cevheri Güven'de bununla ilgili bir tweet atmış. Şimdi güzel bir senaryo yazılmış arkadaşlar. Harika bir senaryo. Tam böyle uyuşturucu bağımlısının kafası keşken kafasında tutabileceği, hayal dünyasını tamam mı, tamamen açıp ona yönelebileceği bir güzel bir senaryo arkadaşlar. Yakalandı bu şahıs Erkan Baykut Ağrılı. Yani bu aralar Ağrılılarla ilgili kulağıma bayağı şeyler geliyor da neyse. Neyse, onun da zamanı var. Onun da zamanı var. Efendim, Erkan Bey ifadesinde diyor ki bu şahsı, Ramazan Hoca'yı, babamın yanında çalışan Afganlı Sabor Muhammed'i diye birine benzettim. 2017-2019 arasında bana TCVZ yaptı diyor. He, buna uyuşturucu veriyorlarmış, bunu dürtüyorlarmış. Ama bu olayı sadece ailesine anlatmış, kimseye anlatamamış, gidip şikayetçi de olmamış. 2017-2019 arasında bunlar seni dürtmüşler. Sonra bir de üstüne bunlar bu çocuğun sigara içtiğini biliyorlarmış, çocuğun babasına, bu katilin babasına uyuşturucu veriyorlarmış. Diyorlarmış ki al bunu götür oğluna falan. Bu oradan bir kinlenmiş, herslenmiş buna. Aradan geçmiş 4 sene sonra bu bizim Ramazan Hoca'yı Sabor Muhammedi'ye benzetmiş. Gitmiş daş atmış, Ramazan Hoca da daşı almış geri atmış buna. O an olayın şeyiyle gitmiş 3 yerinden bıçaklayıp öldürmüş. Taksici 3 yerinden vuruluyor, Ramazan Hoca 3 yerinden bıçaklanıyor. Bu 3 nedir bu 3? Hayırdır. Hayırdır yani. Bu 3 nedir bu 3? 3-3 gidiyoruz. İlginç. Ama hikaye güzel hikaye. Hikaye harika. Mükemmel. Şimdi dönelim gelelim şu Ramazan. Hüseyin Çevik Hoca muhabbetine. Yani resmen adamlar hedef gösterdiler. Hedef gösterdiler Ramazan Hoca'yı. Bu Müslüman değil, bu şöyle, bu böyle demedikleri hakaret kalmadı. Etraf uyuşturucu bağımlısı dolu. Bir porsiyon uyuşturucu veriyorsun, bir porsiyon diyorum, bir çekimlik. Ne diyorlar, nasıl diyorlar, ben anlamam o işlerde. İstediğini öldürttürebiliyorsun kardeşim. Şimdi sen bu ortamda, bu ülkede böyle rahat bir şekilde birilerine hedef gösterip ne yapmaya çalışıyorsun? Kimse almayacak mı Hüseyin Çevik'i? He? İfadeye çağırmayacaklar mı? Biz sadece bu katile mi yoğunlaşalım? Katilin tetikçisi kim kardeşim? Bak öyle güzel senaryo yazmışlar ki tetikçiyi kimse merak etmesin. Ne olmuş, Afgan'ın biri bizimkini silkmiş, affedersiniz, sallamış. Bizimki de kızmış. Bizim Ramazan Hoca'yı o Afgan zannetmiş. Ulan sende var 1.80 boy. Ramazan Hoca'da var 1.60-1.70 boy. Sen iri yarı tavlı tosun. Damızlık tosun. Ramazan Hoca bir deri bir kemik. Ulan istese de yapamaz. Hadi her şeyi geçtim, istese de yapamaz. Adamın zaten sağlıklı beslenmediği ortada. 2017'de seni bu adam diyelim ki bu şekilde mi yaptı? Yani
Bir de Afganlı birisinin muhabbetiyle sen kalkıp Türk birisinin Türkçe konuşma muhabbetini anlayamayacak kadar Leyla mısın? Güzel bir senaryo. 10 numara bak. Şu an bu senaryoyu dinleyince hiç arkadaki tetikçiyi merak etmiyoruz. Niye? Tetikçiye gerek yok ki. Adamı sıkmışlar. Yani sallamışlar yani. Adam da ne yapsın? Bir anda ona benzetmiş. Biz yemeyiz. Biz yemeyiz de işte ülkede adalette sıkıntı olduğundan dolayı birilerine bunu yediriyorlar. Biz yemeyiz. Ha bu arada Ramazan. Bu Hüseyin Çevik'in yanında bir şahıs var. Bir ayakta duruyor, bir oturuyor. İşte burnu uzun birisi. Dün bu tutuklanan, gözaltına alınan katille onun fotoğraflarını karşılaştırdık. Kulak ve burun bölgesi, çene bölgesi, sakal kesimi benziyor. İnsan ister istemez o bu değil mi? Orada biraz bakımlı, burada yakalandığı zaman biraz böyle kötü durumda. Acaba o mu değil mi? Çünkü o şahıs da uyuşturucu, işte adam öldürme, cezaevine girme çıkma bu tarz muhabbetlerin olduğunu bir sohbette anlatıyor. İşte gençleri uyarıyor. O mu değil mi derken arkadaşlar bir hesap var sosyal medyada. Adı Ali. İşte bu şahsın o şahıs olduğu, işte bunun adı Erkan, onun adı Ali. Bunlar farklı insanlar olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Böyle bir durum var. Aynı şahıs değil. Bu şahıs o şahıs değil. Haberiniz olsun. Ha eğer bu hesabı kullanan kişi farklı bir kişi ise, yani iki tane farklı hesabı varsa, bir geceleri uyuşturucu kullanırken bir de gündüzleri tövbekar imam modunda adam Kur'an okuyor. Bir şeyler anlatıyor. Tövbe ettim diyor. Hapse girdim çıktım diyor. Orasını bilemeyeceğim. Ama en son hikaye paylaşmış 9 saat önce. Dün tutuklandı, gözaltına alındı. Bu hesabı başka biri kullanmıyorsa bu adam farklı bir adam. Yani yanlış adama iftira atmayın bu arada. Ama bu konuda hedef gösterdiği için, yani bu Hüseyin Çevik'in gözaltına alınması, ifadeye çağrılması lazım. Telefon konuşmaları, mesajlaşmalar ve bu şahsın, bu TCVZ'ye uğrayan bu şahsın, Erkan mıdır nedir bunun adı, unuttum adını, bu katilin Hüseyin Hoca'nın sohbetlerine gidip gitmediği, bunun araştırılması, kamera kayıtlarına bakılması lazım. Düşündürücü. Hep Erdoğan'ı seçtik ama Erdoğan da bilmiyorum bizi yaktı bu sene ya. Vallahi kötü oldu. Ben hep Erdoğancıyım aslında ama kötü oldu yani. Yani fikirler değişti mi? Fikirler değişti. Ondan başka da kimse yok. Kime vereceğiz? Kime vereceğiz? Ben Kılıçdaroğlu'nu falan sevmem. Kime vereceğiz? Emeklinin durumu yürekler acısı ya. 3,5 adam geçinebilir mi? Bir düşün.